Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme eftah aleyna hikmetek ve enşur aleyna rahmetek ya zel celali vel ikram. Âmentü billahil vahidil ahadil hakkil mübin. Ellezî la şerîke leh ve kefertü bimâ sivâh. Rabbis ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sübhaneke la ilme lena illemtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevadul kerim. Rabbi zidni ilma, Allahumma Rabbana zidna ilma, Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ya zel celal vel ikram. Diyorum. Ben... Ancak bu kadar bir beraatül istihlal olabilirdi derse, üzerinde duracağımız mevzularla alakalı çekirdekler mahiyetinde diyebileceğim öyle bir başlangıç oldu ki, bizim önümüzdeki birkaç ay üzerinde duracağımız mevzuları okuduğu Haşr-ı Şerif'le özetledi ve mukaddimesini yaptı diyeyim. Bize düşen o çekirdeklerin açılımlarına giderek şeceresine ve semeresine ulaşmaya çalışmak inşallah. Malum bir şeyin semeresi çekirdeğini de içinde ihtiva ediyor aynı zamanda. Böyle bir salih daire. Önce bizim Ramazan öncesi yapmış olduğumuz, biraz da Suat Yıldırım hocamın birkaç defa vurgulayarak ifadesiyle teksifi ders. Hakikaten yoğun ama o dersin tabiatı ondan başkasına müsait olmadığı için bir mecburiyet, bir zaruretti. Hem meseleyi oraya götürdü hem de bugün den itibaren gelecek aylarda üzerinde durmaya çalışacağımız konulara bir tatlı, güzel başlangıç yapmış oldu. İnşallah biz de onun başlattığı yerden devam ederiz. Bu hafta, bu derslerimizde, bu ayki dersimizde ve gelecek derslerde 33. sözün içinde yer alan 17. pencereden hareketle bazı hakikatlerin izini sürmeye çalışacağız. Müsaadenizle 17. pencerenin muhtevası itibariyle ele almış olduğu tevhid konusu, tahkiki iman, imanın kutbu azamı olan imanı billaha, imanın tahkiki ve marifette terakki mevzuu 17. pencerenin yörüngesi. 17. pencere bir sayfalık normal puntolarla düşündüğümüz zaman bir A4'ün ilk yüzünü dolduracak kadar bir sayfalık bir metin. Ama bu bir sayfalık metin inşallah bize tavsiye edilen okuma usullerini tatbik ederek, inanarak, özenerek, eşeleyerek, imanı nazarla, pür dikkat, okuduğumuz mesele üzerine odaklanarak ve yoğunlaşarak, yapılan ima ve göndermelerin izini sürerek, seçilen kelimelerdeki incelikleri yakalamaya çalışarak, elimizdeki metindeki fikri derinliği, muhteva zenginliğini, edebi inceliği ve bedii güzellikleri de elden geldiğince, takatımızın yettiğince yakalamaya çalışarak okuyacağız Allah nasip ederse inşallah. Ben kendim hem 17. pencereyi hem de o pencerelerin yer aldığı 33. sözü bu derse gelinceye kadar geçtiğimiz günlerde defalarca döndüre döndüre okumaya Allah lütfetti. Sadece 17. pencere değil, o pencerelerin yer aldığı 33. sözün 33 penceresi. Ve müsaadenizle önce 17. pencerenin metnini okuyup 17. pencerede dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesiyle bugünkü dersimize başlayalım.
Ama pür dikkat, bütün konsantrasyonumuzla konuya odaklanarak, yoğunlaşarak, bütünleşerek, dikkatimizi vererek takip ettiğimizde bu hakikatler kendilerini göstermeye başlıyorlar. Gerçekten nurlar ve pırlantalar, kaynağı olan, kutsi kaynaklar olan Kur'an ve sünnet gibi nazlı metinler. Nazını çekmezseniz, nazlanan ve istina gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir. Vecizesinde ifade edildiği gibi mehrini vermezseniz yüzündeki nikabını açmıyor kıymetli abiler, kıymetli hazirun, kıymetli ablalar. Bu açıdan şurada 2-3 saat kadar ders yapacağız. İnsan dersin başındaki dikkatini sonuna kadar 3 saatlik vakit nedir ki zirvede tutabilir ki hakikatlerle aramıza dalgınlıklarımız perde olarak girmesin inşallah. Dikkat zirvede olursa inşallah istifade şahikada olur inşallah. Müsaadenizle ben 17. pencerenin muhtevasını ders öncesi hazırlanarak halledilmiş olduğunu varsayarak metni bir kere okuyup onun içinde dikkatimizi çeken mevzulardan biriyle başlamak istiyorum inşallah. Pek çok konu var. Pek çok konu var. Hatta geçen Nevzat abiyle telefonla konuşurken şöyle bir cümle ben kullandım. Burada da bunu söyleyeyim müsaadenizle. Bu 17. pencerede ifade edilen hususlar, fikri derinlik, muhteva zenginliği, edebi incelik ve bedii güzellikler itibariyle Nobel Edebiyat Ödülü dünyada büyük edebiyat ödülü diye bilindiğinden genel geçer bir kabul gördüğü için örneği onun üzerinden veriyorum. Lütfen beni levmetmeyin, hitap etmeyin bu mevzuda. Bu 17. pencere bir sayfalık metin öyle bir şaheser ki biraz önce söylediğim fikri derinlik, muhteva zenginliği, edebi incelik ve bedii güzellik itibariyle Nobel Edebiyat Ödülü, onu bir şahıs olarak düşünün, gelse 17. pencerenin eşiğine, kapısına tıklatsa, onu da bir şahıs olarak tasavvur edelim. Ey 17. pencere, lütfen ne olur beni kabule tenezzül eder misin dedirtecek bir metin olduğunu ben ispata hazırım. Zerre kadar abartı yapmıyorum. Hissedip gördüklerimi kırık dökük ifade etmenin aczi içinde o eksikliği vicdanımda derince duyuyorum. Ama مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ جُلُّهُ كُلُّهُ bir şey bütünüyle elde edilemiyorsa elde edildiği kadarı da terk edilmez mazeretine sığınmaktan başka bir şey elimizden gelmiyor. Şimdi bu girişten sonra 17. pencereyi okuyalım. 17. pencerenin başına Üstadımız Hazretleri, Adem Hocamızın da biraz önce okumuş olduğu Câsiye Suresinin 3. ayeti kerimesini serlevha yapmış. Şimdi bize kendisi bu ayeti kerimenin hazinesindeki bazı cevherleri, bu ayeti kerimenin deryasından bazı katreleri, bu ayeti kerimenin ezeli bağından, bostanından bazı çiçekleri takdim edecekler. Şuna dikkat çekip metni kesmeden okumak istiyorum. Sonra üzerinde duracağımız bugünkü konumuza geçmek istiyorum. Hazreti Üstad bu 17. pencerenin başına Câsiye suresinin 3. ayeti kerimesi olan bu ayeti kerimeyi koymuş. Ayeti kerimede inne fis semavati vel ardi le ayatin lil müminin buyruluyor. Hiç şüphe yok ki, muhakkak ki, elbette ki şu su götürmez kat'i bir gerçek ki isim cümlesi olması ve başında inne tahkik edatının olması bu manaları ihtiva ediyor. İnne cümlenin ayet-i kerimenin ilk kelimesi. Hiç şüphesiz elbette ki
Fis semavati vel ardi. Göklerin derinliklerinde, göklerin enginliklerinde diyelim, yeryüzünde ve yeryüzünün derinliklerinde le ayetin lil müminin. Müminler için ayetler, ibretler, dersler, hikmetler, faydalar, maslahatlar, alınacak öğütler vardır diyor. Ayet kelimesinin genişliğine temas etmeye çalışsın. Dikkat ederseniz burada Hazreti Üstad le ayetin ve burada bu pencerede zemin yüzünü diyerek başlıyor. Bu ayeti kerimedeki fis semavati kısmı üzerinde durmuyor bu pencerede. Sadece ayetin şu kelimesi üzerinde duruyor. Fis semavat kısmına bu pencerede temas etmiyor. Ayet bir bütün olduğu için almış. Onu da bir başka pencerede üzerinde duruyor. Ve burada le ayetin, ayetler var, ibretler var, dersler var, hikmetler var, alınacak öğütler var ifadesi mutlak bir ifade. Ayetler. Şuradaki 7 paragrafta Hazreti Üstad bu ayetlerin ne olduğunu açıyor. Bakın burada sehavet ve cudu mutlak ayrı bir ayet. Sürat-ı mutlaka ve mevzuniyet ayrı bir ayet. Kesret-i mutlaka ve kemal-i hüsnü sanat ayrı bir ayet. Ayetteki mutlak bırakılan hususu Hazreti Üstad Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir dürbünle kainata bakarak, Kur'an zaviyesinden kainat okuması yaparak bu ayeti kerimede 17. pencerenin serlevhası olan ayette ayetler diye mutlak ucu açık bırakılan hususu açıyor. Bu mukaddimenin ışığında inşallah konuya giriyorum. Metni hiç kesmeden okumak istiyorum. Bu 17. pencere. İnne fis semavati vel ardi le ayatil lil müminin. Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki icad-ı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cud-u mutlak gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatatı gör. Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden icad-ı eşyadaki sürat-i mutlaka dahi kemal-i mezuniyet içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Hem ehemmiyetsizliği, belki çirkinliği iktiza eden kesret-i mutlaka dahi kemal-i hüsnü sanat içinde görünüyor. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak. Hem sanatsızlığı, basitliği iktiza eden icad-ı eşyadaki sühuleti mutlaka dahi nihayetsiz derecede sanatkarlık ve maharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandıkçaları ve programları ve tarihçi hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlak dahi bir ittifak-ı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktar zeminde zer edilen her nevi hububata bak. Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemal-i ihtilat, bilakis kemal-i imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemali imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemali imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif aza ve hüceyrata göre kemali imtiyazla ayrılmalarına bak, kemali hikmet içinde kemali kudreti gör.
hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden gayet derecede mevzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi yeryüzünde masnuatça, sanatça nihayet derecede kıymetdar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte o hadsiz acayip sanat içinde yeryüzünün rahmani sofrasında yalnız kudretin şekerlemeler olan dutların nevilerine bak. Kemali rahmeti, kemali sanat içinde gör. İşte bütün ruyu zeminde gayet kıymettarlık ile beraber hadsiz ucuzluk. Ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihtilat ve karışıklık ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik. Ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklık ile beraber son derece muvafakat ve benzeyiş. Ve son derece benzemek için de gayet derecede suhulet ve kolaylık ile beraber gayet derecede ihtimamkârane yapılış. Ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde sürat-i mutlaka ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık. Ve gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesret ile beraber son derece hüsnü sanat ve son derece hüsnü sanat içinde nihayet derecede sehavet ile beraber intizamı mutlak, elbette gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Hakim-i Zülkemal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in vücubu vücuduna ve kemal-i kudretine ve cemal-i rububiyetine ve vahidiyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Lehul esmaül husna sırrını gösterirler. Şimdi ey biçare cahil, gafil, muannit, muattıl, bu hakikati uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip şu sanatları neye isnat edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi gaflete atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinadgahın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması 100 derece muhal değil mi? Ve şu harika işlerin 1000'den birinin tabiata havalesi 1000 derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit, aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevi makine ve matbaaları mı var? 17. pencerenin metni bu. Gördüğünüz gibi baştaki ayet-i kerimede yeryüzünde müminler için ayetler vardır mevzuunu 7 farklı açıdan nazarımıza açtı. Sonra o her bir paragrafta tafsilen anlattığını bir sonraki paragrafta icmalen ifade etti. Bu pencereden hareketle hem 17. pencere hem de Risale-i Nur'un genelinde gördüğümüz hususların izini sürmeye çalışacağız inşallah. Birçok şey var, okurken de hatırıma gelen hususlar oldu ama hiçbirini dağıtmadan, Ramazan önceki dersimiz gibi acele de etmeden, o onun mecburiyetiydi. Allah nasip ederse elden geldiğince acele etmeden süratle gitmeye çalışacağız inşallah. Ne yapacakmışız? Buradaki nefaseti zevk ettiğinizi ümit ediyorum. Acele etmeden süratle gideceğiz inşallah. İnceliği sizin bir zevkinize havale ediyorum. 17. pencere müzakeresi 1. ders. 17. pencereyi okurken ben birkaç sene önce birden zihnimde bir aydınlanma mı diyeyim, bir heyecan mı diyeyim, bir elektriklenme mi diyeyim oldu. 25. sözde okumuş olduğum metinlerle zihnimde gelgit yaşadım. Onun peşine düşünce bugün arz etmeye çalışacağım dosyamız ortaya çıkmış oldu. 17. pencereden hareketle bugün inşallah üzerinde duracağımız konumuz, 1. konumuz, 17. pencereden hareketle üzerinde duracağımız mevzuların 1. konusu
Risale-i Nur'da Kur'an ve kainat tahlillerinin mukayesesi olacak inşallah. Şöyle bir giriş yazmaya çalıştım. Bilindiği gibi bu cümleye çok dikkat. Okuyacağımız bu cümlenin cümle yapısı, kuruluşu fakire ait. Fakat o cümlenin muhtevası bütünüyle Risale-i Nur'a ait. Ama onları süzüp edip bir şekilde ifadeye kendimi zorladım. O da şu. Bilindiği gibi dikkatle Risale okuyanların malumu olduğu üzere Risale-i Nur baştan başa hadsiz hikmetlerle, maslahatlarla, gayelerle tezyin edilmiş olan nizam-ı kainatı nazm-ı Kur'an'dan mülhem, muntazam üsluplarla tefsir ediyor. Biz bugün ve bundan sonraki derslerimizde 17. pencereden hareketle yapacağımız derslerde bu cümlenin açılımlarını görmeye çalışacağız inşallah. Bilindiği gibi Risale-i Nur baştan başa hadsiz hikmetlerle, maslahatlarla, gayelerle müzeyyen, tezyin edilmiş olan nizam-ı kainatı nazm-ı Kur'an'dan mülhem, muntazam üsluplarla tefsir ediyor. Risalelerin farklı yerlerinde Kur'an ve kainatın neredeyse birbiriyle birebir örtüşen bir usulle, bir metotla, bir üslupla tahlil edildiği, analiz edildiği, hatta zaman zaman Kur'an ve kainat için aynı kelimelerin kullanıldığı görülüyor. Şimdi isterseniz Nurlarda Kur'an ve kainat tahlillerinin yapıldığı bazı metinleri karşılaştırmalı olarak mütalaa etmeye çalışalım. Konumuz bu. Kıymetli Hazirun. 17. pencerenin ilk paragrafını tekrar okuyoruz. Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki icadı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavetle bir cud-u mutlak gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. Şu mavi ve kırmızı renklerle dikkat çektiğimiz hususa lütfen odaklanın. Dosya boyunca bir yere kadar böyle yapıp bir yerden sonra bütün renklerden vazgeçiyorsunuz zaten. Hoca Efendi'nin bir yazının sonunda dediği gibi bütün renkleri ihtiva eden bir renksizliğe ulaşmak gerekiyor aslında. Renkler işin iptidasında yardımcı unsurlar. Siz o güzelliği, iç içe renkleri, bir hakikatin çok renklerle, hani güneşin ışığında elvan-ı sebanın bir araya gelmesi gibi görmeye başlayınca artık o renklere ihtiyaç kalmıyor. Burada yaz zamanında yeryüzünü temaşa ediyoruz. Görüyoruz ki eşya yaratılırken hakikaten çok hızlı, çok süratli, birden, ani, def'i, farklı yerlerde üstadın ifadesiyle bir yaratılış var. Biz insan dünyasına, insanın işlerine mukayese ettiğimiz zaman, kıyasladığımız zaman böyle çokça bol bir şekilde olan hususlar çok karışık olur, düzensiz olur. Üstad burada nihayetsiz sehavetle cud-u mutlakın, şöyle yapayım bunu, az da büyüteyim, nihayetsiz sehavetle cud-u mutlak, bolluk olduğu zaman, çok olduğu zaman insan dünyasında bir şey çok 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 yapmaya çalıştığınız zaman insicam ve intizam elden gider. Ama üstadımız diyor ki böyle olmasına rağmen fevkalade bir ahenk, düzen, nizam, insicam, intizam var. Şimdi bunu
kainatla alakalı olarak bu üslubu. Şöyle bir şey görüyoruz. Bu şunu gerektiriyor ama tam tersi şu mükemmellik var. Üslup bu. Şimdi gelelim 25. sözün ikinci şule birinci nuruna. Birlikte ekranda kalsın ki işte o Kur'an-ı Mübin 20 senede hacetlerin mevkileri itibariyle necim necim olarak müteferrik parça parça nüzul ettiği halde aynen yukarıdaki icadı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden intizamsıza sebep olan ifadesiyle örtüşüyor mu? İfade tarzı, konuyu ele alış, tahlil ediş şekli itibariyle mevzuyu işleme tarzı itibariyle arz etmek istediğim husus bu. Konunun tahlil edilin şekli itibariyle. O Kur'an-ı Mübin 20 senede hacetlerin mevkileri itibariyle necim necim olarak müteferrik parça parça nüzul ettiği halde öyle bir tenasübü, öyle bir kemali tenasübü vardır ki güya bir defada nazil olmuş gibi bir münasebet gösteriyor. Şuydu. Üstadın 17. pencereden hareketle kainat tahlili yaptığı üslubuyla konuyu işleyiş tarzı ile 25. sözde Kur'an tahlilini yaptığı metinleri karşılaştırıyorduk. İşte o Kur'an-ı Mübin 20 senede hacetlerin mevkileri itibarıyla necim necim olarak müteferrik parça parça nüzul ettiği halde yukarıdaki mavi renkle göstermiş olduğumuz 17. penceredeki metin, üslup, konuyu anlatış tarzı benziyor mu birbirine, ne diyorsunuz? Öyle bir kemali tenasübü vardır ki yukarıda insicam ve intizam dedi, burada da bundan ifade etti. Güya bir defada nazil olmuş gibi münasebet gösteriyor. 17. pencerenin o 7 paragrafını bölerek Allah'tan şeyde de 25'in sözde de yine 7 paragraf var. İlgili yerde, Kur'an'ı anlattığı yerde alt alta koydum. Yani aynen, üslup olarak birbiriyle karşılaştırıyoruz. Mesela yani onun içindeki ayrı derinliklere girmiyoruz. Sadece şu üslubun mukayesesine bağlı kalıyoruz. Yoksa İhtibat ettiğimiz 25. sözdeki metinlerin her bir cümlesi ayrı ayrı peşine düşmek gerekiyor ama bizim şu anki mevzumuz kainat tahliliyle Kur'an tahlilinin aynı sistemde gittiğini görmek. Şu anki derdimiz bu. Hem 17. pencereden mizansızlığı ve kabalığı iktizaden icat yaşadaki sürati mutlaka dahi kemali mezuniyet içinde görünüyor. Örneğine geçmiyorum artık. Onu yukarıda okuduk. Sürati mutlaka ya fevkalade mevzuniyeti, düzen, ahenk, ölçülü olmayı normal insan dünyasında olmuyor. Ama bunu görüyoruz. Görüyoruz. Ha, bu zıtlığa rağmen bu muhteşem insicam. Gelin 25. söze. Hem o Kur'an 20 senede muhtelif hem muhtelif mütebayin esbabı nüzule birbirine çok farklı sebeplere göre indiği nazil olduğu halde tesanüdün kemalini öyle gösteriyor güya bir sebebi vahiden nüzul etmiştir. Üslup 33. söz 17. pencere hem ehemmiyetsizliği belki çirkinliği iktiza eden kesreti mutlaka dahi kemal üstü sanat içinde görünüyor. Kesreti mutlaka da kemal üstü sanat normalde olmaz. İnsan dünyasına kıyasladığınız zaman. Ama kesreti mutlakanın yanında kemal üstü sanat. Gelin 25. söze. Hem o Kur'an mütefabit ve mükerrer suallerin cevabı olarak geldiği halde nihayet imtizaç ve ittihadı gösteriyor. Güya bir suali vahidin cevabıdır. Hem sanatsızlığı, basitliği izaden icad-ı eşyadaki suhuleti mutlaka dahi nihayetsiz derecede sanatkarlık ve maharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. Devamını okumuyorum. Örneğini okuduk biraz önce derse girerken. 25. söze gelin. Hem Kur'an
mütegayir, müteaddit hadisatın ahkamını beyan için geldiği halde öyle bir kemali intizamı gösteriyor ki güya bir hadise-i vahidin beyanıdır. 17. pencere, hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlak dahi bir ittifakı mutlak içinde görünüyor. 25. söz, hem Kur'an mütehalif, birbirinden farklı, mütenevvi, çok çeşitli halette hadsiz muhatapların fehimlerine münasip üsluplarda tenezzülat-ı kelamiye ile nazil olduğu halde öyle bir üstü temasül ve güzel bir selaset, akıcılık ve birbirine temasül fevkalade ahenkli, uyumlu, insicamlı, mütenasip güya halet birdir, bir derece-i fehimdir, su gibi akar bir selaset gösteriyor. Mevzu tavazuh etti, metinleri karşılaştırma okuyarak diğer konuya geçeceğim. Hazreti Üstad'ın 17. pencereyle 25. sözün metinlerini karşılaştığı zaman görüyoruz ki kainat tahlili yaptığı aynı üslupla Kur'an tahlili yapıyor. Devam ediyoruz. 17. pencereden. Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemali ihtilal, bilakis kemali imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte diyerek 3 tane örnek veriyor. 25. söze gelelim. Hem o Kur'an mütebait, müteaddit muhatabin esnafına müteveccihen müteveccih olduğu halde öyle bir sühuleti beyanı, bir cezaleti nizamı, bir vüzuhu ifhamı var ki güya muhatabı bir sınıftır. Hatta her bir sınıf zanneder ki bilasale muhatap yalnız kendisidir. Hazreti Üstad buna misal verirken 19. mektupta bir tıflı nevreside ile Hazreti Cibril aynı dersi dinler diyor. Yeni yetme bir çocukla Hazreti Cebrail her ikisi de dersimizi güzelce alıyoruz der diyerek açıyor. Bunu 20. sözde de Kur'an'ın lütfu irşadı ve hüsnü ifhamı olarak üzerinde duruyor. Geçiyorum. 17. pencereden yine hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden gayet derecede mebzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi yeryüzünde masnuatça, sanatça nihayet derecede kıymetler ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. Misalini veriyor. 25. söz, hem Kur'an mütefavit, mütederriç, peyderpey, zaman içinde irşadi bazı gayelere isal ulaştırmak ve hidayet etmek için nazil olduğu halde öyle bir kemali istikamet, öyle bir dikkat-i muvazenet, öyle bir hüsnü intizam vardır ki güya maksat birdir. İşte bu esbablar müşevveşiyetin esbabı iken Kur'an'ın i'caz-ı beyanında selaset ve tenasübünde istihdam edilmişlerdir. Kıymetli hazirun, ilk arz edeceğim husus Hazreti Üstad'ın 17. pencereden hareketle. Çünkü ben 17. pencereyi okurken zihnim 25. söze gitti. Ve bu iki metni tekrar birlikte okuyunca o anki bu ikisi arasındaki bağı Allah'ın Celle Celaluhu sonsuz şükürler olsun kurdurduğu andaki heyecanımı anlatacak kelimeler yetmez. Ya Hazreti Üstad'ın Allah'ın iki kitabını ve o ki iki kitabındaki aynı sistemi yakalayıp bu Kur'an'ı kim indirmiş ve onda bu sistemi tatbik buyurmuşsa bu kainatı da o yaratmış aynı sistem üzere. Arka planında bu çıkıyor ortaya. Kainatın hilkatindeki tedricilik ile Kur'an'ın tenzilindeki tedricilik. Yıllar önceydi Ramazan-ı Şerif'te öğle ikindi arası kamptaki mescitte, o zaman Türkiye'deydim ama ziyarete gelmiştim. Kur'an okuyorum. Taha suresini okuyorum. Tahe. Mâ enzelnâ aleykel Kur'âne liteşkâ illâ tezkireten limen yahşâ tenzîlen mimmen halakal arda ve semâvâtil ulâ. Ayetini okudum, tüylerim diken diken oldu.
Abi diyor ki Taha suresinde, sizin biraz önce 6 günde yaratılması meselesi, 6 devirde yaratılması meselesi ve Kur'an'ın tedricen indirilmesi. Bu aktarabilirsem o kadar bu mevzuyla örtüşen ama aynı ayetle örtüşen ve Kur'an'ın hocamızda gördüğümüz, işaret-ül icazda gördüğümüz seçilen kelimelerin inceliği, Kur'an'ın nazmının cezaletinin muhteşem bir örneği. Hep öyle de bizim hissetmemiz açısından. Diyor ki Taha, Efendimiz Aleyhisselam'ın isimleri olduğu üzerinde duruyor Taha'nın. Mâ enzelnâ aleykel Kur'âne liteşka. Sen sıkıntıya düşersin diye Kur'an'ı sana birden indirmedik. İlla tevkireten limen yahşe. Haşyet duyacaklar için tezkire ara ara olan hatırlatmalara denir. Zaman zaman aralıklarla olan hatırlatmaya tezkire denir. Bu şekilde indirdik. Sonra diyor ki inzal etmedik toptan tenzilen tedricen indirdik. Kimden? Mimmen. O zattan ki halakal arda ve semavatil ula. Gökleri ve yüce gökleri ve yeri yaratan diyor. Yaratan tedricen yaratmamış mıydı? İndiren de kimin tenzili? Gökleri ve yeri tedricen peyderpey yaratanın peyderpey indirmesi diyerek tekvini ve tenzili tedric aynı ayette birleşiyor. Böyle bunu hissedince o Kur'an okurken böyle tüylerim diken diken oldu Nevzat Ay. abi. Çünkü kim tenzil etmiş? Gökleri ve yeri yaratan deyince tenzil kelimesinin ruhunda zaten tedricilik manası var. Hilkatte de tedricilik olunca abi aynı ayette o muhteşem hakikat ittihad etmiş Şimdi oluyor. Bu mevzuyu burada bu şekilde görmüş olduk. Ama bunun izini sürdüğümüz zaman karşımıza neler çıktı bakın. Ben şunu gördüm. Yani benlikten Allah'a sığınırım ama burada başka nasıl cümle kurayım? Gönül dünyanıza bir damla gibi düşen hususların peşine düşerseniz Allah sizi deryaya vardırıyor. Ama onun peşine düşmediğiniz zaman buharlaşıp gidiyor arkada hiçbir şey kalmıyor. Damlaların peşine düşmek lazım. Bu mevzu dikkatimi çekince sonra peşine düşmeye çalıştım. Bakın karşımıza ne çıktı. Gelelim 33. sözün 5. penceresine. Görüyoruz ki eşya, hususan zihayat olanlar def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Halbuki def'i ve ani bir surette basit bir maddeden çıkan şeyler devam ediyor. Gelin 25. söze. Evet, Kur'an'ın ayetlerine insaf ile dikkat edilse görünüyor ki sair kitaplar gibi bir iki maksadı takip eden tedrici bir fikrin silsilesine benzemiyor. Belki def'i ve ani bir tavrı var. Kur'an'ı anlatıyor. Burada kainatı anlatıyor. Kur'an'la ilgili ifade, üslup, tahlil, metot benzerliğini geçtik. Ne yaptı burada? Kelimesi kelimesine aynı kelimeyi Kur'an için, aynı kelimeyi kainat için kullandı. Gelelim 20. söz. Hazırlık dosyamızda 20. sözün 1. makamı bütünüyle vardı. Orayı okudu arkadaşlarımız inşallah. Şimdi diyor ki 20. sözde Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüz'iye vardır ki her birinin arkasında bir düstur külli saklanmış ve bir kanun-u umuminin ucu olarak gösteriliyor. Ve orada malum Hazreti Üstad misalleriyle mevzuyu açıyor. Ben konunun girişindeki cümleyi aldım. Aşağıdaki cümlede Kur'an'da çok tekrar edilen kıssayı Musa Aleyhisselam'ın cümleleri ve cüzleridir ki her bir cümlesi hatta cüzü bir düsturu küllinin ucu olarak gösterilmiş ve o düsturu ifade ediyor. Kur'an'da zikredilen hadisat-ı cüz'iyeler hususi muayyen meseleler külli bir kaidenin ucu şeklinde
bir tespitte bulunuyor Hazreti Üstad. Bunu Kur'an'la alakalı söylüyor. Gelin 30. sözün ikinci maksadına. En zerre risalesinin zerre bahsine. Tahavvülat-ı zerratı anlattı. Kainatla alakalı değerlendirmelerin yapıldığı risaleye gelelim. Orayı da bütünüyle koymuştuk burada özetleyerek. Elhasıl madem sani hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal ve ona layık bir bir mertebeyi feyzi vücut tayin edip ve o şeye o noktayı kemale sayede gitmek için bir istat vererek ona sevk ediyor. Rabbunellezi a'ta külle şeyin halkahu fümme hede. Nebatat ve hayvanatta şu kanun-u rubbiyet cari olmakla beraber cemadatta dahi caridir ki ve şu hakikatte muazzam bir kanun rubiyetin ucu görünüyor. 20. sözde Kur'an-ı Kerim'le alakalı tespitlerini ifade ederken dile getirmiş olduğu Kur'an'da zikredilen hadisat-ı cüz'iyeler külli kaidelerin ucunu saklıyordu, ucunu gösteriyordu. Şimdi kainat tahlili yaptığı yerde aynı metodu kullanıyor mu? Şu nokta nokta var ya kıymetli abiler, kıymetli ablalar. Şu nokta noktada şöyle bir paragraf var. Hazırlık dosyamızda bunların hepsi vardı. Şöyle bir paragrafı anlattıktan sonra Hazreti Üstad diyor ki ve şunda muazzam bir kanunu keremin ucu görünüyor. Yukarı gelin Kur'an'da zikredilen hadisat-ı cüz'iye külli kaidelerin ucunu gösteriyor. Ve şu hakikatten muazzam bir kanunu tahsin ve cemalin ucu görünüyor. Ve şu hakikatte muazzam bir kanunu rahmetin ucu görünüyor. Ve şu hakikatten pek muazzam bir kanunu hikmetin ucu görünüyor. Ve şu hakikatten pek muazzam bir kanunu adlin ucu görünüyor. Ve şunda pek muazzam bir kanunu ilmi muhitin ucu görünüyor. Evet. 20. sözde Kur'an'la alakalı bir tespitini ifade ederken kullandığı sistem kainatı tahlil ederken kullandığı aynı sistem, aynı metot. Vellebi bu tekfihil işare. Hani Türkçemize arife işaret yeter demişler ya. İşte öyle olmuş. Ya ben bunları ilk böyle 30. sözde burayı anlattığı zihnimizde ayrı olarak var belki. Canlı olanlar için. 25. sözde, 20. sözde, burası 20. sözde 30. sözün mukayesesi. 20. sözde müstakil olarak olabilir ama ikisini birleştirme meselesi. Ben 17. pencereyi okurken 25. sözde biraz önce okuduğumuz yerleri birleştikten sonra çorap söküğü gibi diğer metinler artık kendini göstermeye başladı. Bu da tamam inşallah. Bunu da geçiyorum. Gelelim diğer hususa. 25. sözün 1. şule, 3. şua, 2. cilvede geçen Kur'an'dan tereşüh etmeyen ve Kur'an'ın malı olmayan İns ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa Kur'an'ı tanzir edemez, nazirini, benzerini getiremez demektir. Hem edememiş ki gösterilmiyor. 25. söz. Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. 30. lema. Ve hakeza. 3. nükte, 1. nokta. Buna kıyasen kainat kitabının bütün satırları, sayfeleri öyle ismi hakem ve hakimin cilvesiyle yalnız her bir sayfası değil belki her bir satırı ve her bir kelimesi ve her bir harfi ve her bir noktası birer mucize hükmüne getirilmiştir ki bütün esbab toplansa bir noktasının nazirini getiremezler, muaraza edemezler. İns ve cin toplansa Kur'an'ın bir benzerini getiremez. Bütün sebepler toplansa kainat kitabının bir benzerinin nazirini getiremez. Üslup aynı mı? Kur'an'la alakalı konuyu anlattığı, ele aldığı, tahlil ettiği üslup ile kainatı ele alıp tahlil ettiği üslup birebir örtüşüyor. Peki bu bize neyi gösteriyor? Kur'an kainat arasındaki o muhteşem tenasüp ve ahenk. Evet. Kainat kevnullah, Kur'an kelamullah.
Ve ikisi arasındaki muhteşem tenasüp, ahenk. İki kitabın birlikte okunması mevzu, Hoca Efendi'nin ısrarla üzerinde durduğu. Ben mirasçının dördüncü vasfı, Kur'an, kainat, hayat mülahazaları geçen çok istifade ettim. Allah razı olsun. Muhsin Çelebi abi o mirasının vasıflarını anlattığı derste ona temas etti. Onu, o metni almayı düşünüyordum. Orada üzerinde durulduğu için burada bugün üzerinde durmayacağım ama Muhsin abinin o dersini dinleyemeyenler mirasının vasıflarını anlattığı çok yoğun, ciddi bir hazırlık yapmış ve onu orada çok güzel anlatmıştı. Allah razı olsun. Evet. O kaseti videosu bizde var hocam. İsterlerse göndeririz. Evet. Yani mirasının vasıfları diye bu platformda var. Oradan bakılabilir. Şimdi ayrı bir şey, bunu da okurken, ya daha önce okumuşsunuz da, o farkındalık oluşmadan okuduğunuzda o kadar istifade ediyorsunuz. Ama o yeni bir dikkat uyanıklığı meydana geldikten sonra aynı metinlere tekrar dönüp yeni bir gözle baktığınız zaman o metinler çok daha farklı kendini göstermeye başlıyor size. Bakın, Ayet-ül Kübra'da birinci makam ikinci mertebede. Ayet-ül Kübra marifet ve tefekkür şahikasının şaheseridir. Nevzat abi, bu fakirin ifadesi. Ayet-ül Kübra tefekkür ve marifetullah şahikasının şaheseri bir eserdir. Eğer bu yolda devam eder de Sohbeti Canan ders serisine geçebilirsek, orada bir dersi Sohbeti Canan itibariyle Ayet-ül Kübra üzerinde durmak isterim abi. Muhteşemdir. Yani ifadelerimiz oradaki güzelliği anlatmaya yetmez. Rabbim hepimize bu hakikatleri kendi enginlik, kendi derinlik, kendi incelik, kendi güzelliğiyle kavramaya muvaffak eylesin inşallah. Ayet-ül Kübra'da diyor ki Hazreti Üstad, o tok olmaz, doyma bilmez, pür merak, pür iştiyak, mütefekkir yolcuyla alakalı. Onun mülahazalarını aktarırken, kendi seyri sülükü o alt. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur, ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybiye-i rahmetinde yapılıyor ve nüzulüyle, lütfen çok dikkat. Ve huvellezî yunezzilul gayse min ba'di mekâma kanetû ve yenşurû rahmete ayetini maddeten tefsir ediyor. Muhammed abi, Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tefsiri miydi? Evet. Ama bakın burada üstad tersini söylüyor. Tersini de söylüyor yani. Burada yağmur bu ayeti tefsir ediyor. Kainat Kur'an'ı tefsir ediyor. Muhteşem bir ifade bu abi. Bizim zihinlerimizde daha yerleşik ve canlı olan Kur'an'ın kainatı tefsir etmesidir. Öyle değil mi abi? Yağmur inişiyle o Allah ki Celle Celaluhu, insanlar ümitsizliğe düştükten sonra yağmuru indiriyor ve rahmetini her tarafa neşrediyor. Ayetini yağmur yağışı esnasında maddeten tefsir ediyormuş. Kur'an kainatı manen tefsir ediyor. Kainat Kur'an'ı maddeten tefsir ediyor. Çok güzel. Harika. Gerçekten harika. Burada antır parantez bir şey diyeceğim. Bazen yanlışlıkla dil alışkanlığı madden manen diye kullanıveriyoruz. Madden diye bir kelime yok arkadaşlar. Maddeten ve manen. Lütfen dilimizi özenli kullanalım diye bunu da araya girmiş olayım abi. Çok rastlıyorum Nevzat abi. Çok fazla mı haddimi aştın? Sonra Rad'ı dinler ve Berke Şimşek'e bakar. Görür ki bu iki hadiseyi acibe-i cevviyenin tam tamına ve yüsebbihur Rad'u bihamdi. Gök gürültüsü hamd ile Allah'ı Celle Celaluhu tesbih eder. Ve yekâdü senâ berkihi yedhebu bilebsar. Şimşeğin parıltısı, ışığı neredeyse gözlerindeki şeyi alıp götürecek gibi ayetlerini, gök gürültüsü ve şimşek bu ayetleri ne yapıyormuş?
maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Dersin başında Hazreti Üstad'ın Nazm-ı Kur'an'dan aldığı bir üslupla kainatı muntazam bir şekilde tefsir ettiği bir cümleyle konuya girdim. Ve birazdan gelecek Ayetül Kübra'nın sonunda, hani o yolcu cevvi semaya çıkıyor Ayetül Kübra'nın başında. Buluta, yağmura, rüzgara, güneşe, aya gidiyor, yıldızlara gidiyor, yeryüzüne iniyor. Enhar, eşyar, nebatat, hayvanat, tuyur, bütün varlığı gezdikten sonra 18. mertebede kainatın heyeti mecmuasına birden bakıyor dediği yerde diyor ki, Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı dürbünle baktı gördü ki diyor. Gelecek birazdan o metin inşallah. Çünkü bütün meyvedar ağaç ve nebatlar mizanlı fesahatlı yapraklarının dilleriyle, kıymetli hazurun, biz fesahat, belagat, cezalet dediğimiz zaman zihnimizde daha çok Kur'an ve edebiyatla alakalı konular canlanır mı? Sözün, kelimenin açıklığı, anlaşılırlığı, zekaket, bir ifade zaafının olmaması, açık seçik anlaşılır olması, belagat, cezalet, bunlar. Açın Risale-i Nur'da belagat yazın, size 25. sözü ağırlıklı olarak verecektir. İşaret-i ricazı verecektir, muhakematı verecektir. Ağırlıklı olarak en çok fesahat yazın, belagat yazın. Ama Hazreti Üstad, ben onunla alakalı metinler koymaya ihtiyaç duymadım. Karşılaştırıyoruz ya metinleri. Bu çok maruf olduğu için ona gerek duymadım. Çünkü bütün meyveler, ağaç ve nebatlar mizanlı ve fesahatlı yapraklarının dilleriyle Kur'an'ın nazmının icazını anlatmada kullanılan kelimeleri kainatın nizamını anlatmada birebir istimal ediyor. Ve süslü cezaletli çiçeklerinin sözleriyle ve intizamlı ve belagatlı meyvelerinin. Ya bunlar adama şapka çıkarttırır Allah için. Muhammed abi takla attırır adama. Bu güzellik, bu nefaset, belagatlı meyvelerinin kelimeleriyle beraber müsebbihane şehadet getirdiklerine ve la ilahe illahu dediklerine delalet ve şehadet eden üç büyük külli hakikati gördü. Şimdi konumuz o üç büyük hakikat değil. La ilahe illahu beraber mizanet alem. Üstad onu da söylüyor. Yine Ayet-ül Kübra'nın biraz önce hafif işaret ettiğim 18. mertebesi. Aslında burada bu 18. mertebede tek tek bütün menzilleri dolaştıktan sonra, biraz önce işaret ettiğim menzillere, enbiya, evliya meclislerine, ilham, vahiy hakikatlerine ilahire Ayet-ül Kübra'da anlatılan hususların hepsini teker teker anlattıktan sonra 18. mertebede Şehidallah 19. mertebeye geçmeden önce Allah'ın Celle Celaluhu varlık ve birliğine, kendisinin kendisine olan şehadeti ne geçmeden önce bütün o 18 mertebede hafsilen anlatmış olduğu mevzu icmalen birden hülasa ediyor. Kainatın heyeti mecmuasına birden bakıyor. Orada ayrı bir incelik var. Onu inşallah gelecek dersimize bırakıyorum. Gelecek dersimizde 17. pencerenin Kur'ani üslubunu görmeye çalışacağız inşallah. Gelecek dersinde ipucunu arz etmiş olayım. 17. pencerenin Kur'ani üslubunu. Ben de gördüğüm kadarıyla artık kanaat-ı kat'iye, kaziye-i muhkeme haline gelen bir mevzu var ki İnşallah gelecek derslerde onun üzerinde duracağız. O da şu, nurlar, pırlantaları yaşatma mefkuresini anlatmıştım. Üç ders üzerinde durmuştum. Nurlar ve pırlantalar, hakaiki Kur'aniyeyi, esalibi Kur'aniye ile ve dahi kelimat-ı Kur'aniye ile nakış nakış işlemişler. Biz geçtiğimiz derslerde bunun üzerinde durduğumuz gibi, gelecek derslerimizde de inşallah bu cümlenin açılımından
yürüyeceğiz. Nurlar ve pırlantalar, ayrı bir ifadeyle söyleyeyim, hakaiki ulviyeyi âli bir üslupla nakış nakış işlemişler. Kur'an hakikatlerini Kur'an'dan ilham aldıkları bir üslupla ve Kur'an'ın nurani, mübarek, mukaddes kelimeleriyle bir dantela gibi nakış nakış işlemişler. Meselemiz mücerret değil, davamız delillerle müberhendir. Meselemiz mücerret değil, delillerle müberhendir, bürhanlıdır, delillidir, hüccetlidir. Bürhandan sonra delil ve hüccet kullanma zayıf oldu. Bürhan, delil ve hücceti de içine alan, itirazı kabil olmayan en güçlü delile bürhan diyoruz malum. Şimdi gelelim Ayetül Kübra'dan aldığınız yere. Ayetül Kübra'nın 18. mertebesinde mevzumuzla ilgili kısmına bakacağız sadece. İç içe incelikler var ama bir kısmından iradi olarak sarf-ı nazar etmek zorundayız ki ana konumuzdan kopmayalım. Saadet-i Sermediye'nin hazinesini açan en kıymetli sermayeyi insaniyenin iman olduğunu bilen meskür misafir ve hayat yolcusu kendi nefsine dedi ki haydi ileri, imanın hadsiz mertebelerinden bir mertebe daha kazanmak için kainatın heyeti mecmuasına müracaat edip o da ne diyor dinlemeliyiz. Erkanından ve eczasından aldığımız dersleri tekmil ve tenvir etmeliyiz diye dikkat, Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir dürbün ile baktı, gördü. Ne görmüş? Bizim şu an takip ettiğimiz mevzu neydi? Hazreti Üstad'ın kainat tahlilleri yaparken Kur'an'la alakalı ifadeler üzerinden yapması ve meselenin karşı kutbu. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki mücessem bir kitab-ı sübhani ve kainat cismani bir Kur'an-ı Rabbani. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki Kur'an'da nazm-ı Kur'ani, kainatta nizam-ı kainati diyeyim tabir caizse. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki mücessem bir kitab-ı sübhani ve cismani bir Kur'an-ı Rabbani ve müzeyyen bir saray-ı samedani ve muntazam bir şehr-i rahmani suretinde görünüyor. O kitabın lütfen dikkat, kainat kitabı kastının mücessem Kur'an, Kur'an-ı cismani diye nitelendirdiği o kitabın bütün sureleri, kainat sureleri, aynen, evet. Bütün sureleri, ayetleri ve kelimatları, hatta harfleri ve bâtları ve fasılları ve sayfaları ve satırları ila ahirihi. Müslüman ufkundan dünya ve içindekiler sahnen tekrar yeniden yeni bir gözle, yeni bir bakış açısıyla. Ben o makalenin kardeşlerini de söyleyeyim mi size sadece? Ben Müslüman ufkundan ve içindekiler makalesini müzakere edeceğim zaman onun yanında beyan kitabında yer alan bir aynadır bütün varlık yazısını, bir bakış açısı makalesini, yine beyan kitabında yer alan güzel ve güzellik makalesini, yine hakikat aşkı makalesini beraber mütalaa etmenin çok faydalı olduğunu gördüm. 7. söz, eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle, dinleyelim. Yoksa sus, kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, o nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmetini neşreden odur. Ve bil hakkı nezel ayet-i kerimesinin ruhundan süzülmüş bir hakikat. 30. lema malum Esma-i Sitte Risalesi diye Hazreti Üstad da kullanıyor 30. lema hakkında. Ferdün hayyum kayyumun hakemün adnun kuddüs isimlerini, İsmi Azam'ı, İsmi Azam'ın altı nurundan her bir nuru, Hay Kayyum için İsmi Azam'ın iki nurundan bir nuru, farklı değerlendirmeler yapıyor. Orada
ikinci nüktede, malum ikinci nükte adl ismi. Şu ifade bizim bu dersimizin hülasası mahiyetinde bir metin. İşte hakaik-i Kur'aniyeden ve desatiri İslamiyeden olan adalet, iktisat, nezafet, hayat-ı beşeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla ve ahkam-ı Kur'aniye ne derece kainatla alakadar ve kainat içine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakaiki bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil. Ahkam-ı Kur'aniyenin ne derece kainatla alakadar olduğu ve kainat içine kök salmış ve sarmış bulunduğu ifadesi aynen bizim bugün 17. pencereden hareketle Hazreti Üstad'ın Kur'an'la alakalı tahlillerinin olduğu 25. söz, 20. söz gibi risalelerle ve diğer Ayetül Kübra gibi 30. sözün ikinci maksadı olan zerre ile alakalı bahisleri yukarıda mukayeser olarak görmeye çalışmıştık. Oralarda farklı metinlerde birleştirerek görmüş olduğumuz hususları Hazreti Üstad burada doğrudan aynı cümle içinde ifade ediyor. Ahkam-ı Kur'aniyenin kainatla ne kadar alakadar olduğu ve kainatın içine kök salmış ve sarmış bulundu. Şimdi kıymetli hazirun, ta baştan beri birinci dersimizden itibaren 17. pencereden, 33. sözün 17. penceresinden hareketle Hazreti Üstad'ın Risale-i Nur'da Kur'an ve kainatı aynı sistemle tahlil ettiğini, Allah'ın iki kitabının aynı sistem üzere olduğunu kullandığı üsluptan hareketle gördük ve burada çok zahir bir şekilde ifadesini gördük. Ve şimdi sıra geldi ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Kur'an-ı Münzel ve Kur'an-ı Mücessem. Hazreti Üstad biraz önce Ayet-ül Kübra'dan aldığımız yerde gördüğümüz gibi farklı yerlerde de kainat kitabı çizin mücessem Kur'an diyor. Kur'an-ı cismani diyor. Buradan hareketle Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Münzel, kainata da Kur'an-ı Mücessem demeyi tercih ettim ben bu dosyamızın başında. Şimdi gidiyoruz Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın İsra Suresi Celilesi'nin 88. ayeti kerimesine. Kulle in ictema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bimithli hâzel Kur'an la ye'tûne bimithlihi ve lev kâne ba'duhum li ba'din zahira. Bu ayet-i kerime hepinizin malum halileri 25. sözün ser levhası olan ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime aşağıda mealini de görüyorsunuz. Bütün insanların ve cinlerin toplanıp bir araya gelseler Kur'an'ın bir benzerini getiremeyeceklerini ifade ediyor. Le'in içtema'atil insü vel cinnü. Buraya lütfen dikkat. Şöyle az da büyüteyim. İnsanlar ve cinler toplansalar. Bu Kur'an'la alakalı ayet-i kerime. Kur'an'ı ifade eden ayet-i kerime. Gelelim Haç Suresi Celilesi'nin 73. ayet-i kerimesine. Ya eyyühen nâsü zuribe meselun fessemi'u leh. Ey insanlar, işte size bir misal veriliyor. Ona iyiye kulak verin. Kulak kesilin. Fessemi'u leh. Bütün benliğinizle, bütün mahiyetinizle onu dinleyin. İstima kelimesi dinlemeyi tabiatına mal etme, pür dikkat dinleme anlamına gelen bir kelime. Ona kulak verin diyor. Peki neye kulak verin? İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yahlukû zübâben velev içtemâûle. Sizin Allah'tan gayrı taptıklarınız toplanıp bir araya gelseler bir sineği dahi yaratamazlar. Kur'an'ın bu iki ayeti İsra suresinin 88. ayeti,
Haç suresinin 73. ayeti kerimesi. İsra suresi Kur'an'la ilgili, Haç suresi kainatla alakalı, hilkatla alakalı. Kur'an da Kur'an'da, Kur'an ve kainatı anlatırken aynı sistem üzere anlatıyor mu? İnsanlar ve cinler toplansalar bu Kur'an'ın bir benzerini getiremezler. Allah'tan gayri topluluklarınız toplansa bir araya gelseler bir sinek dahi yaratamazlar. Üslup, ifade, konuyu ele alış tarzı birebir aynen örtüşüyor mu? Ne diyorsunuz? Kur'an bütün İncil'ler insanlar toplansa bir benzerini getiremezler. Sizin Allah'ta yataklıklarına toplansalar bir araya gelseler bir sineği dahi yaratamazlar. Kur'an'la alakalı ele alış üslubuyla kainatla alakalı ele alış birebir aynı. Hani Hazreti Üstad Risale'de böyle yapıyor, böyle yapıyor dikkatimizi çekiyor ama Hazreti Üstad niçin böyle yapıyor? Üstadı Kur'an böyle yaptığı için böyle yapıyor. Evet. Bir başka ayeti kerime. Nisa sure-i celilesinin 82. ayeti kerimesi. Efele yetedebberunel Kur'ane velev kâne min indi gayrillâhi levecedû fîhî ihtilâfen kefîrâ. Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı elbette içinde birçok tutarsızlıklar, çelişkiler, ihtilaflar bulurlardı. Üslup bu. Kur'an Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı böyle olurdu diyor. Kur'an'la ilgili. Şimdi kainatla alakalı Enbiya Sure-i Cellesi'nin 22. ayet-i kerimesine bakalım. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اَلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشَمْ مَا يَصِفُونَ. Halbuki gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar, tanrılar bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu. Kur'an Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı içinde çok tutarsızlıklar olurdu. Bu kainatta Allah'tan başka ilah olsaydı kainatın düzeni bozulurdu. Kur'an'ın Kur'an'ı ve kainatı anlatırken tercih ettiği Celle Celaluhu üslup aynı mı? Kur'an'ı anlatan üslupla kainatı anlatan üslup, ifade tarzı. Sureti ifade tarzı beyan. Hazreti Üstad bu ifadeleri kullanıyor. Abi Lemaat'taki şeyi hatırlattınız bana. Bak diyor, kainatın te'lifinde bir i'caz var diyor. Kainatın te'lifinde bir i'caz var diyor. Risale-i Nur baştan başa hikmetlerle, maslahatlarla, gayelerle tezyin edilmiş olan nizam-ı kainatı nazm-ı Kur'an'dan mülhem muntazam üsluplarla tefsir ediyor. 17. penceredeki Kur'ani üslup. Oradan hareketle Risale-i Nur'un farklı yerlerinde değişik mevzuları ele alırken Kur'an hakikatlerini Kur'ani üslubun gölgesinde nasıl nakış nakış işlediğini örnekleriyle göreceğiz inşallah. Tur suresi 33-34. ayet-i kerimeler. Em yekulûne tekavvele bellâ yü'minûn. Hazreti Üstad'ın 25. sözde bu 15 defa geçen bu süredeki emlerle üzerinde duruyor malum. Em yekulûne tekavvele bellâ yü'minûn. Fel ye'tû bi hadîsin mislihi in kânû sâdefîn. Yahut bu Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar. Hayır, onlar bu iddialarına samimi değiller. Onların inanmaya niyetleri yoktu. Onun için bu kabil sözle sarf ediyorlar. O halde bu iddialarında tutarlıysalar Kur'an gibi bir söz getirsinler. Abi buraya dikkat edin. Fel ye'tû bi hadîsin mislihi. Hadi Kur'an gibi bir söz getirsinler diye Kur'an meydan okuyor mu? Buna tenzili tehaddi diyebiliriz. İndirilen Kur'an'la meydan okuma. Tenzili tehaddi. Bu tabiri zihnimizin bir tarafında tutalım. Aşağıya geliyoruz. Aşağıya geliyoruz. Lokman suresine. Lokman suresine. Hâzâ halkullâhi. İşte bu Allah'ın hilkati, yaratması. Fe erûnî mâzâ halakallezîne min dûnî.
Hadi bana gösterin bakayım ondan gayri kim ne yaratmış? Buna da tekvini tehaddi diyorum ben. Kur'an ile Allah Celle Celaluhu tenzili tehaddide bulunuyor. Kevn ile kainat ile de tekvini tehaddide bulunuyor. Kevni ve tenzili tehaddi, meydan okuma. Hadi Kur'an'ın bir benzeri söz getirsinler. Hadi Kur'an'da Allah'ın hilkati yaratması bu. Onun yarattığına benzer bir şey getirsinler. Hadi bakalım diyerek Eruni ma za halakallezine min duni felyetu bi hadisin misli. Birebir örtüşüyor abi. Eruni ma za halaku min el ardi. Hadi yeryüzünde onlar kendilerine ait yarattıkları bir şey göstersinler bakalım. Hadi bu Kur'an'ın benzerini getirsinler bakalım. Üzerinde durduğunuz mevzu Kur'an'ın, Kur'an ve kainatı aynı üslupla ifade buyurması. Ve Hazreti Üstad'ın da dersini Kur'an'dan almış olması. Nazm-ı Kur'an'dan aldığı ilhamla, Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir dürbünle nizam-ı kainatı muntazam üsluplarla tefsir etmişler. Yine Kur'an'da çokça geçen, Kur'an'ın hak ile, hak olarak, hakikat olarak, pek çok hikmetlerle dopdolu olarak indiğini ifade eden ayet-i kerimeler. Şurada gördüğünüz gibi, ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Böyle olacaktır çünkü Allah kitabı gerçek bir gaye ile hak olarak indirmiştir. Kur'an'ın hak olarak indirilmesine birçok ayette vurgu var. Tasrif üslubuyla, farklı ifade şekilleriyle. Gelin, tilke ayetullahi netluha aleyke bil hakkı. Mealini lütfen takip edin. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Nahnu nekussu aleyke nebe'hum bil hakkı. Geçiyoruz bil hakkının ışığında kainata. وَالَّذ۪ي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازَلِ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ نَحْنُ نَقُصَّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. Artık ayet isimleri, sure isimlerine ayet numaralarını falan söylemeyi unuttum okurken ama ekranda siz birebir görüyorsunuz inşallah. Zaten metinler elimizde var. Görüyoruz ki Kur'an'da Kur'an'ı ve kainatı aynı ifade şekli, aynı üslup, hatta aynı kelimelerle anlatmış. Ve Hazreti Üstad dersini Kur'an'dan almış ama çok iyi almış. Hem Kur'an'ı hem Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı dürbünle kainatı çok iyi okumuş. Risale-i Nur, nazm-ı Kur'an'dan mülhem nizam-ı kainatın muntazam üsluplarla okunmasından ibarettir bir yönüyle. El aldığı mevzuların bir kısmı itibariyle. Ki gördük. Hülasa-i kelam, netice-i meram, sözün özü, Kitamuhu misk. Hocamız Kalbin Zümrüt Tepeleri 3. cildin ilk makalesi olan İrşat ve Mürşit makalesinde diyor ki benim bugün bu mevzuyla aktarmaya çalıştığım hususları lütfen bu deryadan bazı damlalar olarak kabul edin. Ve o deryaya bu damladan açılmak lazım. İrşat ve Mürşit makalesinde hocamız diyor ki mürşit, mürşidin hususiyetlerini anlatıyor.
mürşit her zaman Kur'an ve kainat kitabına karşı ince ayarlı iyi bir mütalacı. Mürşidin yerine Bediüzzaman'ı koyun. Şu yaptığımız dersin ışığında birebir örtüşür mü? O hakikatin ifadesi olur mu bu cümle? Hazreti Bediüzzaman her zaman Kur'an ve kainat kitabına karşı ince ayarlı iyi bir mütalacı. Mütecessis bir dimağı, gözü sürekli mahsusat. Buradaki mahsusat sin ile ve ha ile. Yani madde alemi, varlık alemi anlamında bir kelime. Mahsus, hususi manasına gelen kelime değil bu. Mahsusat üzerinde ağzı ve kulağı Kur'an'ın tilavetinde her şeyi basirete bağlı götürmeye çalışan bir gönül eridir. Hisleri sağlam, müşahadeleri ihatalı, muhakemeleri de peygamberane tavırlarla bezeli bir gönül eri. O ele aldığı her meseleye külli, bütüncül bir nazarla bakar. Külli bir nazarla bakmanın çok önemli bir noktasını burada, bu dersimizde gördük. Kur'an ve kainatın birleşik noktasında bakma. Külli, bütüncül bir nazarla bakar. Hükümlerinde tekvini emirlerle tenzili fermanların birleşik noktalarını gözetir. Gelelim İslam'ın gölgesinde hayat makalesine. Örnekleri kendinden bir hareket kitabında. Şurası da bir gerçek ki tarihte İslam aleminin hemen her dirilişi onun bir yandan kendini, diğer yandan da umumi hayat kanunlarını, varlık ve tabiatın esrarını dini düşüncesiyle telif ettiği, tekvini emirlerle teşrii emirler arasına sokuşturulan, tekvini emirler kainattaki Allah'ın kanun kuralları, tekvini emirler teşrii emirler Kur'an ve sünnetle bize bildirilen hakikatler arasına sokuşturulan zıtlıklar aştığı, aşmak, diriliş, telif etme, dinin yanında eşya ve hadiselere açık durduğu dönemlere rastlar. Şurası da bir gerçek ki, tarihi bir hakikat ki, İslam aleminin hemen her dirilişi tarihte böyle olmuştur dediği mevzu bizim bugün dersimizde gördüğümüz husus. Dirilişi böyle olduğu gibi çöküşü ve çözülüşü de bu, da bu telif ve terkibi, telif ve terkibi kavrayamadığı, kavradıktan sonra da meseleyi devam ettirme ve koruyamadığı zamanlara rastlar. O büyük ölçüde bugün de İslam dünyası niçin bugün bu halde, Hoca Efendi getirip bakın nereye bağlıyor. Üstadımızın ısrarla üzerinde durup bu mevzuyu çok enfes ifade ediyor. O büyük ölçüde bugün de insan, kainat ve Allah arasındaki münasebeti tam kavrayamadığı ve koruyamadığından dolayıdır ki burada durum tespiti yaptıktan sonra çözüm yolunu da söylüyor devamındaki cümlede. Onun bu şaşkınlık ve bunalımlardan kurtulmasının yolu ise çağdaş bilgilerin ışığı altında İslami tefekkürü bir kere daha harekete geçirerek bütün varlığı kuşatan sünnetullah ve onun cereyanıyla teşrii emirler vasıtasıyla düzenlenen insan Allah münasebetindeki uyumun yeniden ortaya konması olsa gerek. Niçin biz düştük, çözüldük, perişan hale geldik ve bundan kurtuluşun yolu nedir? Burada dertle deva bir arada bu paragrafta. Yakın geçmişte bu münasebet tam kavranamamış. Tekvini kanunlarla teşrii emirler arasındaki irtibat sezilememiş, hatta yok farz edilmiş derken hayattaki ahenk bütün bütün bozularak her şey içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Ahenk bu iki hususun birlikte mütalaa edilmesi, iki kitabın birlikte okunması, ondan ona mekini oynatmak. Evet, biz varlıkla aramızdaki ahengi bozmuşuz. Ahenk
tekvini, teşrii disiplinlerin birlikte mütalası, gözetilmesi, kavranması ve korunması. Biz varlıkla aramızdaki ahengi bulmuşuz. Allah da lütfettiği nimetleri elimizden almış. İşte hepsi bu kadar, o kadar yerinde, emin, meselenin bam teline dokunan bir ifade ki. Bu Allah'ın değişmeyen bir kanunu ve sünnetullah'tır. Bir toplum değişik iç deformasyonlarla kendi kendini değiştirmedikçe Allah ona lütfettiği nimetlerini değiştirecek değildir. Bu Enfal suresinden ذَٰلِكَ بِيَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا Rahat suresinde de اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِ Aynı mazmunun tasrif üslubuyla farklı ifadesi. Bir toplum değişik iç deformasyonlarla kendi kendini değiştirmedikçe Allah ona lütfettiği nimetlerini değiştirecek değildir. Değişmeden hem Allah hem de varlık olan münasebetlerimizde olduğumuz yerde durup olduğumuz gibi kalmamız, korunmamızın da en selametli yoludur. Bu önemli işi de şimdiye kadar sadece hakiki Kur'an nesli başarabilmiştir. Üzerinde durmayı düşünürüm. Yani, peşine düştüğünüzde Hoca Efendi'nin bu iki kitap yazsanız, pırlantada iki kitap tabirini tarasanız bütünüyle bu mevzu. Biraz önce söylediğim Muhsin abinin dersinde üzerinde durmuş olduğu mirasçının dördüncü vasfı. Ruhumuzun heykelini dikerken kitabının ismini veren makale, mirasçının vasıflarını saydı. Ruhumuzun heykelini ikame ederken makalesindeki dördüncü vasıf da bütünüyle bununla alakalı. Orada iki kitabı birlikte okumanın gerektirdiği, birini okumamanın cezasının ekseriyetle ötelerde ve kısmen burada, diğerini okumamanın cezasının ekseriyetle burada, kısmen de öbür tarafta olacağı mevzuna da girerek daha bir açılım getiriyor. Toparlayacak olursak, 17. pencereden hareketle gördük ki, Hazreti Üstad, Allah kendisinden ebediyen razı olsun, Kur'an'la alakalı tahlilleri yaptığı aynı üslup ve aynı sistemle kainatı tahlil ediyor. Aslında yani tahlil ediyor değil, Kur'an'da gördüğü aynı şeyi kainatta görüyor, kainatta da gördüğü aynı şeyi Kur'an'da görüyor. Kur'an'dan aldığı bakış açısıyla kainatta gördüklerini ifade etmiş oluyor. Mevcudun ifadesi. Mevcudun ifadesi. O hakiki halde öyle olduğu için onu öyle ifade ediyor. Kainat fevkalade bir nizama sahip, Kur'an muhteşem bir nazma sahip. Risale-i Nur, nazm-ı Kur'an'dan mülhem, kainat nizamını muntazam üsluplarla tefsir etmiş oluyor.